Biz yayındayken az önce ekranımıza yansıyan son dakikaları da şöyle bir hemen derleyelim, toplayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyat endeksi Kasım ayında aylık bazda beklentilere paralel bir şekilde değişim göstermedi. Yıllık bazdaki artış %0.9, beklenti 1, beklentinin altında, önceki artış %1.3 seviyesinde. Çekirdek üfe verilerini de karşılamış olduk böylece. Hem üfe hem tüfe verilerini aldıktan sonra biraz FED konuşalım. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'ü davet edelim. Barış Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi dün Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin tüfe verisini karşıladık. Her ne kadar aylık bazda beklentinin çok hafif üzerinde gelse de yıllık bazda geri çekilmenin devam ettiğini gördük. Hedefte değil hala ama sizce Amerikan ekonomisi enflasyon endişesini artık kontrol altına aldı ve sağlam bir şekilde bunu rayına oturtacak mı? Resesyon endişelerinden arınmanın zamanı mı? Yılın da söylediği gibi. Yoksa hala beklenmedik petrol fiyatlarındaki ani yükseliş gibi bir risk masada duruyor mu? Şimdi tabii enflasyon uzunca bir zamandır aslında Fed'in uyguladığı faiz artırım politikasının yavaş yavaş etkisini gösterecek şekilde bir gerileme içerisine girdi aslında baktığımızda. Geçen sene %9'lara kadar çıkmış olan enflasyon oranının kademe kademe çekirdek enflasyonda belki hedefin daha üzerinde ama tabii manşet enflasyon tarafında yani düşüş eğilimi göze görülür şekilde meydana geldi. Ama çekirdek enflasyon göstergelerine bakıldığında da aslında hedefin üzerinde bir seyirin yani %4'lük dün gelen sonuçta da teyit edildi. %4'ün civarında yani 4'ler seviyesinde değişim göstermeden meydana geldiğini görmüş olduk. Bugün üfe üretici fiyat endeksine baktığımızda en azından maliyet baskılarının biraz azaldığına dair işaretler olduğunu söyleyebiliriz. İşte petrol fiyatlarında geri çekilmeler var. Maliyetlerin yarattığı etkilerin olumlu bir yansıması var gibi gözüküyor üretici fiyatları tarafında. Sonrasında bunun tüketici fiyatlarına yansıması da belki aşağı yönlü olma ihtimali de gösterebilir. Onu da göz ardı etmemek lazım. Tabii ki şimdiye kadar uygulanan politikanın devam eden etkisinin olup olmayacağına da bakmak gerekecek. Bu biraz yavaş yavaş istihdam verilerinde belki gözlenmeye başlanabilir ki belki bunu son veride görmemiş olsak da Amerika'da önümüzdeki döneme dair beklentiler eşliğinde de değerlendirdiğimizde istihdam piyasasının yavaşlamasıyla ücretlerin biraz daha beklentilere göre daha gerileme göstermesiyle enflasyonun biraz da belki baskısının azaldığını görme ihtimali olabilir diye tahmin ediyorum. Sıkı para politikasının devamı nedeniyle de olacak bir eğilim olabilir bu. O yüzden de hani bu toplantıda da bugünkü gelecek kararda da büyük ihtimalle faizlerin yüksek kalacağına ilişkin de beklentinin korunduğunu görme ihtimali de yüksek gibi duracak, duruyor diye düşünüyorum. Hedeften yüksek aslında Powell da buna değindi. Yani %4'lük çekirdek enflasyona dikkat çekti. Hala yüksek kalmaya devam ediyor dedi bir taraftan. Buraya biraz dikkat etmek lazım. Bu olduğu müddetçe yani hedeften iki kat üzerinde olmaya devam ettiği müddetçe ya da buralarda gezindiği sürece faiz artırım seçeneğinin masada olduğuna dair sinyallerin de verileceği bir durum da ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden hani enflasyon baskıları evet iyi bir başarı yakalandı faiz artırım politikasıyla birlikte bakıldığında ama istenen seviyenin hala üzerinde olunmasından kaynaklı olarak da belli başlı bazı riskleri hala taşıyor. Zaman zaman işte petrol fiyatındaki ani sıçramaların yarattığı etkileri görme ihtimali olsa da ben bunun çok olası olduğunu düşünmüyorum önümüzdeki dönemlerde ki bugünlerde görüyoruz petrol fiyatındaki geri çekilmeyi ve 2024 senaryoları içerisinde de özellikle bir resesyon riskinden bahsediliyor aslında. Bunu birçok platformda daha fazla seslendirmeye de başlandı. %50'lik bir olasılık var bakıldığında genel anlamda resesyon olasılığı anlamında. Bunun etkisi de enflasyon tarafında biraz daha geri çekilmeyi belki meydana getirebilir. O yüzden enflasyon tarafında çok büyük şoklar yaratacak bir etki olmasını şimdilik çok beklemediğimi söyleyebilirim. Biraz daha yüksek faizleri devam edecek bir ortamda enflasyonun bir süre daha belki buralarda sonra da biraz daha geri çekildiği süreci görme ihtimali var. Bu pencereden bakıldığında gibi gözüküyor. Dediğim gibi başta faiz artırım politikası bence henüz tam anlamıyla bitmiş değil. Hala masada olduğunu sinyal eden, veren mesajlar gelecektir diye de düşünüyorum.
Peki şimdi küresel cephede tabii ülkelerin para politikasını etkileyen en önemli faktörlerden birisi FED politikaları olduğu için şimdi küresel cephenin bir kısmına değinmiş olalım. Biraz da isterseniz yurt içi başlıklarımıza bakalım. Haziran ayından bu yana bir sıkılaşma döngüsünün içerisindeyiz ve artık iç talep üzerinde yavaşça bunun baskı yaratmaya başladığını kredi genişlemelerinden de görebiliyoruz. Peki önümüzdeki çeyrekte şirket satışlarında ve kar rakamlarına baktığımızda şirket karlılıklarında biraz daha negatif etki görme potansiyelimiz var mı? Bunun borsa yansıması nasıl olur? Evet, yani bu büyümeden biraz feragat edeceğimiz biraz sanki aşikar olacakmış gibi gözüküyor aslında. Bu zaten hani tüketimin kısılması, hani talebin biraz da aşağı çekilmesiyle enflasyonla mücadelenin ana odak noktasına oturtulmuş bir aslında bir olay bu. Orta vadeli programda da aslında detaylı bir şekilde dile getirilmişti. Yani önümüzdeki dönemde güçlü talebin etkisini kırmak amacıyla işte selektif kredi politikası güdülecek. Bu konuda da zaten hani atılmış adımlar içerisindeki en büyüğü tabii faiz artırım politikası. %40'lara kadar ulaştı faiz artırımlarıyla birlikte politika faizi ve önümüzdeki dönemde daha hızlı yavaşlasa da belki bir ya da iki tane daha bir faiz artırımı ile bitti. Belki de %45'lere kadar giden bir politika faiziyle karşı karşıya kalacağız. Tabii bunun yansımaları doğal olarak kredi faizlerinde de yükseliş olarak tezahür etmekte. Bu da son zamanlarda gelen verilere bakarsak mesela 13 haftalık ortalamalara göre incelediğimizde kredilerde özellikle bireysel anlamda kullanılan kredilerde düşüş eğilimlerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu doğal olarak tabii ki talebi etkileyecektir. Talebi etkilemesi demek belli başlı özellikle tüketimin yoğun olduğu belli başlı tüketim odaklı sektörlerinde tabii olumsuz etkilenmesi neden olacaktır. Bunların içerisinde tabii ki önemli olanlar işte beyaz eşya sektörü olabilir, mobilya sektörü olabilir, otomotiv sektörü olabilir. Özellikle tüketime ulaşma konusunda krediye daha fazla ihtiyaç duyulan sektörler içerisinde bunları söylüyorum. Doğal olarak bu sektörler üzerinde özellikle iç pazara yönelik daha yoğun çalışan taraflarda biraz zayıflıklar gözlenebilir. Ama Sayın Mehmet Şimşek'in de dediği gibi hedef olarak ortaya konan şey iç pazarın daralmasıyla birlikte yönelimin dış pazar olma yönünde gitmesi. Bunu da başarmak için de çeşitli tabii alternatif politikalar üretmek gerekecek şirketlerin. Bunu başarabilenler için söyleyebileceğim şey burada tabii ki finansal performansına operasyon anlamda olumlu etki edebileceği. Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz gelişmeler bunlar olacak bence. İhracat pazarını çeşitlendirebilen, güçlendirebilen, güçlü tutabilen, bağlantılarını iyi sağlayabilen şirketlerin bir nebze de olsa daha fazla sağlıklı bir şekilde ayakta kalabileceği bir süreç, yani ayakta kalabileceği derken karlılıklarını en azından koruyabileceği bir süreç olabilir diye açıkçası tahmin ediyorum ben. Şimdi tabii hem iç pazar hem dış pazar üzerinden değerlendirdiğimizde aslında İç pazarda az önce detaylandırdığımız üzere sıkılaştırıcı politikaların tüketimi yavaşlatması gibi bir risk barındırıyor. Dış talepte de dış pazara da baktığımızda zaten ekonomik göstergeler bizim en önemli ihracat pazarlarımızdan olan başta Euro bölgesinin çok da istikrarlı ve olumlu gitmiyor. Ama bununla birlikte mevcut ekonomi politikaları kapsamında ihracatçıya da önemli destekler sunuluyor. Sunulmaya devam edeceği taahhüt ediliyor. Ki az önce başlıklarımızda da söyledik. Sayın Gaye Erkan an itibariyle TİM'de de bir toplantı yapıyor. Dolayısıyla finansman maliyetleri yüksek. Finansmana ulaşmak da zor. Bu kapsamda şirketlerin de borçlanmak suretiyle yapabileceği harcamalarda risk barındırıyor. Önümüzdeki süreçte bu şirketlerin yapacağı yatırımlara da peki nasıl yansır? Yani tabii doğal olarak burada tabii ihracat odaklı çalışan şirketlere destekler verilecektir diye düşünüyorum. Orada biraz daha finansman erişim noktasında kolaylıklar sağlanma eğilimi olacaktır diye düşünüyorum. İşte reskont kredileri üzerinden geçenlerde Sayın Gayakan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bununla ilgili limitlerin artırılması ile ilgili gelişmeler oluyor son zamanlarda. Buraya ulaşımın daha güçlü tutulabilmesi amacıyla yapılmış adımlar. Belki bunlar hani şirketlerin finansman erişimi konusunda bir olumlu olanak sağlayabilir. Dışarıdan finansman sağlama, kaynak sağlama açısından bakıldığında özellikle ülkemizin son zamanlarda CDS risk primlerimizin 5 yıllıkta mesela gerilemesi, önemli oranda bir gerileme göstermesi, dış finansman ihtiyacının olduğu taraflar ve kesimlerde biraz daha kolay borçlanma yapmasına da imkan verecek diye düşünüyorum bir taraftan.
Diğer taraftan aslında kolay, daha kolay olduğunu, belki kolay olmasa tabii süreçler tabii ki zor ama son 2 senede ya da 2,5-3 senede gördüğümüz şirketlerin halka arz yöntemini kullanarak finansmana erişim seçenekleri de hep ciddi oranda kullanıldı. Yani finansmana erişim konusunda sıkıntı çeken şirketlerin halka arzlara yönelme eğilimleri belki biraz daha devam edebilir. 2024 senaryoları açısından konuşuyorum ki gelecektir diye düşünüyorum ben. Tabii burada halka arz olan talebin de Borsa İstanbul'daki son zamandaki hareketleri görüyoruz. Hacmin düşüşünü izliyoruz. Bu hacmin yabancıların gelişiyle birlikte artması da meydana gelmeli ki yerli yatırımcının da borsaya cazibesinin olduğunu gösterebilelim. Bu da bir taraftan handikap ama özellikle firmalar borçlanma seçeneklerinin zorlaştığı ortamlarda halka arz yöntemini de zaten keşfettikleri için burayı da tercih edeceklerdi diye düşünüyorum finansman erişim anlamında. Burası zaten alternatif bir yol anlamında daha işte faizsiz diyebileceğimiz, yıllara yayılan şekilde borçlanma yaratma imkanı olmadan tabii regülasyonları çok fazla, düzenlemeleri ve hazırlık aşamaları oldukça meşakkatli fakat sonuç itibariyle ciddi bir gelir kaynağı. Buradan da ben finansman erişim konusunda bir alternatif arayışı olacağını düşünüyorum bir taraftan da. Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.